Gece kondu işte diye geçen iki mahalledir. Bunlar kurulduğundan bu yana defalarca yıkım kararları alındı. Bazıları uygulandı, bazıları uygulanamadı. Bazıları halkın bir kısım tepkisiyle durdurulabildi, bazıları durdurulamadı. Durdurulamayınca tabii yıkımlar gerçekleşti. Belki şimdiye kadar parça parça üste ilave edersek 200 civarında ev yıkılmış oldu. Tabii bu yıkılan evlerin sahipleri dolayısıyla hem maddi hem manevi buradan büyük zararlar gördüler. Zaten geçim sıkıntısı yaşayan, işte inşaatlarda inşaat ustalığı yapan, işçilik yapan, el emeğiyle geçinen işçiler, buna çoğunlukla çalışan insanlar, yani zor kazanan insanlar ve buradaki mağduriyetin bir kısmı da tabii böyle ekonomik olarak. Sonra yıkımlar yapılırken tabii bir kısım insanlar bunlara direnmek de istedi. Onlar da mağdur oldu. Cezaevlerine düştüler, yaralandılar, dövüldüler, sövüldüler. Yani bu tür şeyler de yaşandı burada. Ama en nihayetinde yıkılanlardan sonra kalanlar da oldu. Halen devam ediyor bu iki mahalle. Yani iki mahallede yaşayan insanlar aşağı yukarı 2000 civarında gecekondu ya da işte hak sahibi insanlar var. Buralara plan proje yapmak isteyenlerin de bir kısmı, idarecilerin de dışında bir kısmı. Burada tabii Narlıdere burası. Yani buranın 1970'lerdeki haliyle bugünkü hali aynı değil. Yani ekonomik boyuta baktığınız zaman burası şu anda bir miktar ekonomik değer kazanmış bu alanlar. Daha önce burası dağ, bayır iken şimdi şehir oldular. Burası bu hale geldikten sonra daha çok üzerine bu yoğun olarak gelmeye başladılar bu buraları dönüştürmek isteyenler. Doğrusunu isterseniz biz de elimizden geldiği kadar burada kendi haklarımızı, varsa işte anayasal haklarımızı, çünkü barınma hakkı diye bir hakkı vardır vatandaşın diye düşünüyoruz. Yani her ne kadar bir kısmının, yani çok az da olsa, üçte birinde olsa mülkiyet kendisinin olmasa bile barınma hakkı vardır diye düşünüyoruz. Ve biz bu haklarımızı da hem derneklerimizle, hem kooperatiflerimizle, hem buradaki komşularımızla beraber elimizden geldiği kadar korumaya çalışacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Eğer tabii ki imkan olur da bizimle uzlaşmayı düşünürlerse biz de uzlaşmayı tercih ederiz tabii ki. Yani uzlaşmak isteriz ama öbür türlü uzlaşmak da istemezlerse biz de bütün haklarımızı, direnme haklarımızı da kullanacağız tabii. Bugünkü durum bu. Hem hükümet kanadından, hem iktidar, hem muhalefet kanadından milletvekilleriyle görüştük. İktidardaki milletvekilleri bize siz başkasına oy veriyorsunuz, hizmeti bizden istiyorsunuz dediler. Onlar bizi böyle biraz saf dışı bıraktılar daha doğrusu. Hakları olmadığı halde, böyle bir söylemde bulunma hakları olmadığı halde. Siz hep insan ömrü. Mesela zaman ki ama tabi bu ne o ve bu ne elde ki hamu dağ bu orman bu. Bütün biz mesela her tıslı bu. Ben bu tüm bir rüya çek o ve her dağ mesela cehennem her dağ mesela insan siz hep insan mesela öyle verin. Hatta ne mesela belediye başkanı ki ilk başta mesela Batur dedi ki kars emeği kalmadı ve hiç öyle abim topi ama topi ne ama kapandın topi ne ama kalmadı mı şu desme. İyiz mesela merk ev ki dona kalmadı mı futbolda ya gidin yok ما خامنه مداخن، یه مهنا کوی مثلا، اینو امروز یعنی ویژگی که بدمه، حقیقی بدمه، امروز سه حقیق خوب سرگیر، هر چی نامه، دیروز اون کلا هات نه اون ساده، زمانی که دوقت اون کلم ازیم، اون چهات هم هم مرکت دخه. جو اگر یعنی اگر ما برای تونه نیم، نه درمان میشه کوتیه برای، مثلا که امتحانش کی بگی تونه یعنی مثلا ایشکی بگی تونه، مثلا کی میشه تونه، از پیتی باقل برای باقل به ویژگی ده هم مهیتی، مثلا سه ساعتی ویژگی نسکت ده دانست میلیون ویژگی دیم، مثلا هر دویدیم، اونو که ام دخوازی هر قیمه بدم. یعنی که هر قیمه نه ام ناشم رو نکنم تو دیگه نشدم.